Seyir Mutfak Eşim'den herkese merhabalar diliyorum. sevgilerim saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Kozalak mantısı tarifimi sizlere paylaşmak istedim. Çok lezzetli bir tarif. Şöyle malzemeler listemiz. 360 gram sanırım. Üçgen hazır yufka alıyorum. Sizler 1 iki adet veya 3 adet normal büyük yufka da kullanabilirsiniz. Sebzelerimiz var. Ve tüm malzeme listesini ben açıklamalara ölçü olarak yazıyorum. Kıymamız var. Kıymayı da ben az kullandım. 136 gram. Sizler 200 gram civarında da veya daha az da kullanabilirsiniz. Baharatlarımız var. Salçamız var. Zeytinyağı ve kurutulmuş maydanoz da gösterdim. Sizler bir tutam tazesinden ince ince kıyılmış olarak kullanabilirsiniz. Yapım aşamasına kuru soğanı doğramak ile başlıyorum. normal e, yemeklik yapar gibi ince olacak şekilde çok da büyük olmasın. Çok belirgin e, büyük olmasın. Doğradık. Yeşil biberlerimiz var. 3 adet e, kıl biber kullanıyorum. Sizler büyük biber kullanacaksanız 1-2 adet kullanabilirsiniz. Çok e, fazla e, bol sebzeli olmasın. Kıymanın önüne çok fazla çıkmasın. Kırmızı kapya biber de kullanıyorum. Çok lezzet veriyor. Kırm kırmızı kapya biber yok ise sizlerin 1 tatlı kaşığı salçasını kullanabilirsiniz. Onları da mümkün olduğunca küçük hale getirip ve yanlardan da yine aynı şekilde ince olacak şekilde doğruyorum. Bir büyük diş sarımsak kullanıyorum. Kesinlikle sarımsak koyalım. Çok güzel bir aroma veriyor. Onu da yine büyük aşırı büyük olmayacak ince olacak şekilde doğramaya çalışıyorum. Ve sebzelerimi doğradım. Gördüğünüz gibi şöyle tahmini belki yarım 100 milimlik çay bardağı ile yarım çay bardağı sizlere ölçü verebilirim. E, kıymamı da koydum. Şöyle bir güzel dağıttım kıymayı tamamıyla topaklanmasın, e, bütün halde durmasın. E, buna dikkat edelim. Tamamıyla e, dağıtalım. Bütün parçalarını ezelim. Ben su ilavesi yapmadan kavuruyorum ocağı kısıp O şekilde ve kapağında sürekli kapataraktan kendi buharıyla e, O şekilde bir kavurma işlemi yaptım Sizler e, bir çay bardağı da su koyabilirsiniz Eğer suyunu hızlı çekerse Ama harlı bir ateşte de yapmayın domates e, var e, Bir adet onu da kabuğunu soyup onu da mümkün olduğunca küçük küçük olacak şekilde doğradım Ve e, sarımsaklı yoğurt hazırlıyorum Bir diz sarımsağı Yarım çay kaşığı tuz ve 5 yemek kaşığı yoğurt ile hazırladım. Şöyle kıyma ve diğer sebzelerimiz yumuşayıp güzelce kavrulduktan sonra artık kapatmaya yakın domatesini de ilave ediyorum. Domatesin suyuyla da yine bir, bir müddet sulanıp yine güzelce kavrulup e, tabii ki bir tatlı kaşığı da domates salçası koymuştum. Onunla birlikte e, dağıttıktan sonra baharatlarını ve... E, şöyle bir yemek kaşığı kuru maydanoz koymuştum ama bir tatlı kaşığı civarı koymuş bulundum birazını hepsini koymadım ve iç harcımızı hazırladık üçgen yufkamızı zaten marketlerde görürsünüz hani boyutunu ne kadar kesmemiz ne kadar ayarlamamız gerekiyor diye düşünürseniz benim gibi bu şekilde daha pratik oluyor büyük bütün yufka değil de bu şekilde üçgen yufka alıp 3 parçaya bakın bu şekilde 3 parçaya kesiniz boyutunda zaten anlamış olacaksınız 3 parçayı kesince ve e, rulo yapıyoruz bunu ne ile yapıyoruz pipet temiz bir pipet ile yapıyoruz uç kısmında ıslatıyoruz yapışsın ki açılmasın kesinlikle açılmaması gerekiyor şöyle orta kısmı da delik oluyor ama zaten kızarırken orta kısmı da e, birleşecektir şöyle su ile uç kısımlarını birleştiriyorum. Pipet ile rulo yapmaya devam ediyorum. Çok güzel oluyor. İlk yapıldığı anda ertesi güne bırakmayın derim. Çıtır çıtır çizgi bisküvisi yani aynı tuzlu bisküvi tadında oluyor. O kadar güzel oluyor. Ve ısınmış olan bol yağda kızartıyorum. Yağımızın tamamıyla ısınması gerekiyor. Gördüğünüz tabakta iki sıra oluşmuştu. Bir sırasını attım. Diğer sırasını da sonraki sefere atıyorum. Çok da çabuk kızarıyor. Dikkat edelim. Böyle ara ara karıştıralım. Ama bol yağ koyarsanız zaten üst kısımlarda kızarıyor. Az yağda tavada kızartırsanız tersini çevirerekten o şekilde karıştırıp tersini çevirerekten kızartınız. Yakmayınız açık karamel rengi olacak şekilde ben e, tüm gördüğünüz gibi mantılarımı yufka mantılarımı kızartıyorum. Diğer e, tabağın zaten hani üst kısmını kızartmıştık. Diğer kalan kısmını taban kısmında, tabaktaki e, kısmını döktükten sonra yani iki seferde ben kızartma işlemi yapıyorum. Ve şöyle bir yemek kaşığına yakın diyebilirim veya bir dolu tatlı kaşığı tereyağı eritiyorum. Baharat vesaire herhangi bir şey koymuyorum. Sadece tereyağı hafiften kızarana kadar. Ve artık servis tabağına dizme işlemi yapıyorum. Sizler dilerseniz bu şekli vermek durumunda değilsiniz. Tamamıyla normal dikdörtgen veya kare bir tabağa bütün olacak şekilde yani ortası boş kalmayacak bir şekilde yapabilirsiniz. Ve yoğurt ile kıymalı harcı tamamıyla full yufka mantıların üzerine dökebilirsiniz. O anda tüketeceğiniz için yoğurdun yumuşatması da zaten hiç önemli olmayacaktır. Tekrar söylüyorum, bir ertesi güne mümkün olduğunca bırakmayınız. Bir hayli de verimli bir tarih tarif çok da oluyor. Mesela misafirlerinizi hazırlayabilirsiniz veya kalabalık bir aileyseniz o öğünde, mesela akşam için yaptıysanız o öğün bitirin derim. Çünkü yoğurt vesaire koyduğumuz için. Ertesi güne kaldığında e, hem yoğurdu ısıtması zor olacak kıyma ile birlikte tümü e, ve de e, yufka mantılarımızda bu kadar çıtır ve gevrekli gidiyor. Ben önce biraz kıymalı harç koydum, sonra yoğurt koydum ve geri kalan kıymalı harcı da e, üzerine tamamıyla full bütün yaptığım malzemeleri bu servis tabağına boşalttım. Ve eritmiş olduğum tereyağı da şöyle koyu karamel rengi olacak şekilde tereyağımı da kızdırmıştım. Üzerine de e, serpiştirdim. Çok da lezzetli oluyor. Yemesi de bu şekilde oluyor. Hani böyle bir mantıyı nasıl yiyeceğiz diye soranlar. E, önceki arkadaşlarım, başka arkadaşlarım yaptıkları e, videosun yorumunu okuyorum ben. Nasıl yenecek böyle bir şey. İşte bu şekilde yenecek. Elinizde e, mantıları alıp çatal ile de kaşık ile de yiyebilirsiniz orta kısmına. Umarım beğenmişsinizdir. Yapanlara kolay gelsin. Emeğe saygı için like atalım. Abone değilseniz abone olalım. Hoşçakalın.